Herkes selamlar, herkese merhabalar değerli arkadaşlar. İkinci dönem yazılıyla karşınızdayız. 9. sınıf tarih ile birlikte mükemmel konuları işledik, mükemmel konuları gördük. Artık arkadaşlar dönemin sonuna doğru yaklaşmaktayız. İkinci yazılı yaptıktan sonra rahat bir nefes alacaksın, artık mükemmel bir tatilde seni bekleyecek. Biz de tabii ki hem tatil sürecinde ve bunun öncesinde her şekilde yanında olacağız. Artık 10. sınıf adım adım sana ne yapmakta? Yaklaşmakta. O yüzden hiç korkmana gerektirecek bir durum yok. Boşluk doldurmalarıyla, testleriyle, daha sonrasında eşleştirmeleriyle birlikte biz yanında olacağız ve sınavdan güzel bir not alacağına inanıyoruz. Hadi şimdi kemerlerini bağla, hız kesmeden başlayalım. Şimdi ilk olarak arkadaşlar öğrenci notlarımız var. Bu notlar içerisinde arkadaşlar Türklerin yaşam tarzlarını, daha sonrası Türklerin İslamiyeti kabulünü ve İslam tarihini ele alacağız. Ama bunları ele almadan önce de tabii ki arkadaşlar sınava hazırlanabilmeniz için mükemmel bir notumuz var. İkinci dönem yazılı notları. Bunlar elinizde olduğunu düşünüyorum. Bütün branşlar tek tek yazılmış arkadaşlar. Yine sana takviye anlamında da Tonguç bu anlamda yardım sağlayacak. Şimdi arkadaşlar Türklerde neyi bileceğiz? Yaşam tarzlarını bileceğiz. Yani kültür merkezlerini. Şimdi sana hocan soru sordu. Dedi ki Orta Asya'nın en eski kültür merkezi neresidir diye sorduğunda aklına Anav kültürü gelecek. Bak tekrar söylüyorum. Orta Asya'nın en eski kültür merkezi. Ama hoca soruyu değiştirdi. Dedi ki Türklerin en eski kültür merkezi derse Afanasyavo kültürü diyeceksin. Daha sonrasında Orta Asya'nın en yaygın kültür merkezini sorarsa... Andronova kültürü diyorsun. Türkler ilk kez demiri nerede işledi? Derse Karasuk kültürü, Türklerin en yeni ve en gelişmiş kültür merkezinde sorarsa Tagar kültürü olarak ele alacağız. Peki kadim bir millet olan Türklerin siyasi alanda neler yaptığını göreceğiz şimdi. Milattan önce 220 yılında Asya Hun Devleti kurulacak. Asya Hun Devleti Türk tarihinin bilinen ilk Türk devleti olarak ne yapılmakta bilinmekte. Tarih 216 yılına geldiğinde Asya Hun Devleti tarih sahnesinden çekilecek. Tarih sahnesinden çekilmesiyle birlikte 370 yılında Avrupa'da yeni bir Türk macerası başlıyor. Yani Avrupa Hun Devleti kurulacak. Buna da diyeceksin ki Avrupa'da kurulan ilk Türk Devleti olarak bileceğim. 375 yılında ise Avrupa'da bir karmaşa ortaya çıkacak. Ve dünyayı etkileyen bir sonuç. Nedir dersek kavimler göçü. Kavimler göçüyle birlikte feodalitif yapı yani feodalite ortaya çıkacak. Feodalitenin yanı sıra ilk çağ kapanıp orta çağ açılmıştır. Bunun yanında Katolik Kilisesi güç kazanarak Avrupa'da arkadaşlar skolastik düşünce diye adlandırdı. Dini öğretilerin ön planda olduğu, bilimin ise reddedildiği bir düşünce yapısı ortaya çıkıyor. Sonrasında Orta Asya'ya döndüğümüzde 552 yılında ilk kez Türk adıyla kurulan arkadaşlar bir devletimiz olan Birinci Göktürk Devleti kurulacak. Birinci Göktürk Devleti mükemmel bir arkadaşlar savaşlarla Çin'i vergiye bağlamış aynı zamanda İpek yolunun kontrolünü eline almıştır. Sonrasında ise Çinlilerin parçala böl yok et politikasıyla 630 yılında Birinci Göktürk Devleti yıkılır ve 50 yıllık Çin esareti altına girmiştir. Ve burada bir kahraman ortaya çıkacak. Kimdir dersek Kürşat ve Kırkçerisi. Kürşat ve Kırkçerisi Çin sarayını basmış, Çinlilerle mücadele etmiş ve Türklerin bağımsızlık mücadelesini ateşlemiştir. Ve Sonrasında Türkleri derleyip toplayacak bir kişi olan Kutluk Kağan önderliğinde 682 yılında 2. Göktürk Devleti kuruluyor. 2. Göktürk Devleti'nin kurucusu olan Kutluk Kağan bütün Türkleri derlediği ve topladığı için ilteriş neyini alacak? Ünvanını alacak. Sonrasında ise ilk kez Kutluk Kağan kendisine bir vezir atıyor. Türk tarihinin ilk veziri diye adlandırdım. Vezir Tonyukuk diyeceksiniz. Vezir Tonyukuk'un ölümünün sonrasında ise devlet en parlak dönemini... Bilge Kağan zamanı yaşamış. Ve Bilge Kağan'ın ölümünden sonra ise devlette yaşanan taht kavgaları sonrasında devlet kısa süre içerisinde yıkılacak. Peki Göktürklerin genel özelliği nedir diye hocan sorduğunda ne diyeceksin? Bir Türk adıyla kurulan ilk Türk devleti. Aynı zamanda Türk tarihinin ilk yazılı eseri olan Orhun kitabelerini ne yapmışlardır? Yapacaklar. Göktürk alfabesini kullanmışlardır. Ergenekon ve Bozkurt destanları da arkadaşlar ikinci Göktürk devletine ait olan destanlar olarak ne yapılacak? Bilinecek. Sonrasında ise daha uygar bir devlet ortaya çıkıyor Türklerde. Kimdir dersem 744 yılında Uygur Devleti. Uygur Devleti arkadaşlar bu dönemde Bögü Kağan zamanında ilk kez gök tanrı inancını terk ederek Maniheizm dinini kabul etmiş. Maniheizm dini demiş ki et yemeyeceksin, savaş yapmayacaksın, yaptığın her şeyi günlük resme tutacaksın diyecek. Bunun üzerine Türklerin yaşam tarzı olan o hayvancılık stili ortadan kalkarak yerleşik neye geçiyor Türkler? Hayata. O yüzden de unutmuyorsun yerleşik hayata geçen ilk Türk devleti kimdir dersem de Uygur devleti olarak ne yapılmakta bilinmekte. Peki o zaman Uygur devletinin genel özellikleri nelerdir dersek? Türklerin ilk şehirleri olan arkadaşlar Ordu Balık, Beş Balık, Karabala Salgın gibi şehirler kuracaklar. Yine bunun yanı sıra Türklerde ilk kütüphane örneğini aynı zamanda arkadaşlar kendilerine özgü Uygur alfabesini ne yaptılar? Yaptılar. Yine göç, ve Türeyş efsaneleri de arkadaşlar kimlere aittir diyorsunuz? Uygurlara aittir diyeceğiz. Yine bilmem gereken bir unsuru var. Nedir dersek eğer... Bunlar savaşçı özelliklerini ne yaptılar? Kaybettiler diyorsunuz ve 840 yılında Uygur devleti tarih sahnesinden çekilecek diyeceğiz. Geldim İslam medeniyetinin doğuşundan bahsedeceğiz. Hz. Muhammed'in peygamberliğinin gelişinin öncesinde neler oldu? Arap coğrafyasında arkadaşlar biliyorsunuz ki çölsel bir iklim vardı. Bu çöl ikliminin nedeninin sonrasında tabii ki ister istemez Araplar arkadaşlar kabileci devletler şeklinde örgütlenmiş ve o yüzden de Araplarda hiçbir zaman siyasi bir birlik olmamıştır. Verimli topraklara sahip olmamasından dolayı Bizans ve Sasani gibi orta çağın büyük devletleri hiçbir zaman Arap coğrafyası ...istila etme gereksinimi görmediler. Bunun üzerine arkadaşlar... ...Peygamber Efendimiz hayata gelmeden önce... ...yaşam tarzları nasıldı dersek. İki tane insandan bahsedeceğiz. Bir bedevi, bir de medeni diyeceksiniz. Bedeviler arkadaşlar sürekli çöllerde gezen, göçebe yaşayan insanlar. Medeni ise şehirlerde yaşayan yerleşik bulunan insanlar olarak bilinmekte. Aynı zamanda bu kabilelerin kendi aralarında sürekli ne davalar güderler? Kan davaları gülecekler. Bunların yaşam tarzının yanı sıra dini inançlarında genel anlamda putperestlik görülür. Sadece putperestlik mi vardır? Hayır. Hristiyanlık ve bir de Hazreti İbrahim'in on emrine inanan harici diye adlandırdığım grup. Bu grup öncesinde putperestler 12 ay boyunca arkadaşlar savaşlar içerisinin bir ayı ve üç ayında ne yaparlar? Savaşları keserler. Yani kan davaları gütmezler. İşte biz bu ayları arkadaşlar haram ayları diyeceğiz. Kabe'de ziyaret ederler, şiirler okurlar, edebiyatlar yaparlar, şenlikler düzenlerler, festivaller düzenlenir. Ve hatta ukas panayırı diye adlandırdım panayırlar kurarlar. Unutmaman gereken bir nokta var. Nedir peki dersi? Arkadaşlar eğer ki... Siz kan davaları esnasında daha doğrusu haram aylarında kan davalarında savaş yaparsanız Bunlar ficrar neyleri olur? Savaşlar olacak. İşte bu kadar kaosun içerisinde peygamber efendimiz hayata geldiğinde tabii ki bu dönemde 25'li yaşlarında kervanlarda bir kadınla tanışır. Bu kadın ise Hazreti Hatice annemizdir. Hazreti Hatice ile evlendikten sonra arkadaşlar 40'lı yaşlarına geldiğinde yani 610 yılında Hira mağarasına inzivaya çekilmiştir. İnzivaya çekildikten sonra Cebrail göklerden belirir ve şunu söyler. Kur'an-ı Kerim'in ilk ayeti. Oku. Yaradan Rabb'in için okuyacak ve Peygamber Efendimize bir mucizenin gerçekleşmesiyle birlikte değerli arkadaşım ne olacak? Arap coğrafyasına İslamiyeti yaymak isteyecek. Ama putperestler bu durumu kabul etmeyecekler. Peygamber Efendimize para teklif etmişler, makam mevki teklif etmişler ama o hepsini eliyle ne yapacak? İtecek. Sonrasında ise Tabii ki peygamber efendimizin evine leşler sermişler. Yetmemiş geçtiği yollara dikenler serecekler. O da yetmemiş arkadaşlar. Ne yapmışlardır dersek Çocukların ellerini taş tutturarak peygamber efendimiz taşlatılmıştır. Ama o bildiği yoldan asla ne yapmadı? Vazgeçmedi. Daha sonrasında arkadaşlar 615 yılında Müslümanların bir kısmını Habeşistan'a hicret etmesini isteyecek. Beni diktik arkadaşlar Müslümanların bir kısmı Habeşistan'a ne yapıyor dersek 615 yılında hicret edecekler. Bu süreç içerisinde peygamber efendimiz Medine'li tüccarlarla tanışır. Medine tüccarlara İslam'ın iyiliğini, adaletini ve hoşgörüsünü anlatmıştır. Ve sonrasında bir sene sonra Medine'li Müslümanlar gelerek arkadaşlar peygamber efendimize akabe neylerini sunmuşlardır? Biyatlarını sunmuşlar. Aslında akabe biyatları peygamber efendimizin doğduğu ve büyüdüğü topraklar olan bölgeden göç etmesine ne yapacak? Sebep oluyor. Yani biz buna bir diğer adıyla hicret diyeceğiz. 622 yılında peygamber efendimiz Mekke'den Medine'ye ne Yapmıştır. Hicret ediyor ve hicretin sonrasında da Müslümanlarla putperestler arasında savaşlar başlayacak ama bu savaşın öncesinde peygamber efendimiz Medine şehrindeki halka şunu söylüyor biz diyor muhacir siz ise nesiniz ensarsınız diyecek bakın sar kelimesi yani ensar ev sahibi. Muhacir ise nedir dersek göç eden anlamına gelecek. Ve bu iki grup arasında Medine neyi gerçekleşiyor? Sözleşmesi gerçekleşmiş. Aslında arkadaşlar hicret İslam devletinin temellerini atmıştır. Bir, İslam dünyasının hem siyasi hem de dini lideri peygamber efendimiz olacak. Ve sonrasında 624 yılında Bedir kuyuları etrafında Bedir Neyi gerçekleşiyor? Savaşı gerçekleşecek. Kimle kim arasında dersek tabii ki bu dönemde putperestlerle Müslümanlar arasında. Unutmuyorsunuz Bedir Savaşı'nın özelliği nedir dersen putperestlerle Müslümanlar arasında yapılan ilk savaş ve Müslümanların ilk neyi? Zaferi. Peki yenilen pehlivan güreşe doyar mı? Doymaz. Putperestler tabii ki bu durumdan rahatsız olup 625 yılında tekrar Uhud dağı etrafında Müslümanlarla putperestler savaş yapmaktı. Peygamber Efendimiz Uhud dağının etrafına 50 tane okçu yerleştirmiş ve şunu söylemiş. Sakın ama sakın benim öldüğümü de görseniz, ölümü leş kargalarının yediğini de görseniz bu tepeyi terk etmeyeceksiniz. Fakat nefis, nefis her şeyin önüne geçecek. Peygamber Efendimizin dediğini tutmayan 50 tane okçu tepeyi bir anda terk edecek. Terk etmesiyle de birlikte putperestler bir anda savaşı kazanmak üzeredir. Hatta da kazanmışlardır. Peygamber Efendimizin o esnada dişi kırılmış ve hayatında çok sevdiği amcası olan Hazreti Hamza bir köle tarafından vahşice öldürülerek şehit edilmiştir ve bunun üzerine peygamber efendimiz günlerce kimseyle konuşmamış, yememiş, içmemiştir. Hendek Savaşı'na geleceğiz. 627 yılında putperestler arkadaşlar zafer kazanmalarıyla birlikte Müslümanları yok edebileceği inancını ortaya atacaklar ve 627 yılında Hendek Savaşı gelecek. İranlı arkadaşlar bir kişi olan Ferman Farisi'nin önerisiyle Medine şehrinin etrafı Hendeklerle kızınır. İki tarafta birbirine ne sağlayamamış üstünlük sağlayamamış ve sonrasında 628 yılında ise Hudeybiye neyi gerçekleşir? Barışı gerçekleşecek. Bu barışın özelliği nedir dersek? Şunu söyleyeceksiniz. Putperestler resmen Müslümanları tanımış ve aynı zamanda bizim için önemli bir anlaşma olmuştur diyeceğiz. Şimdi hocam Hudeybiye anlaşması ile ilgili iki tane ya da üç tane madde yazın dediğinde şunu söyleyeceksin. Reşit olmayan Müslümanlar Mekke'ye geri dönecektir. Aynı zamanda hac görevini yerine getirmek için Müslümanlar bu sene değil ertesi yıl hac görevlerini ne yapacaklar? Yerlerine getireceklerdir diyeceğiz. Sonrasında 629 yılında Hayber Kalesi'ni fethediyoruz ve Şam ticaret yolu Müslümanların eline geçmiş ve büyük bir ekonomik kazanç elde edeceğiz. 629 yılında Peygamber Efendimiz bunun öncesinde bir sürü bölgeye elçiler gönderir ve o elçileri neye davet eder? İslamiyet'e davet etmiştir. Gassani hükümdarına da elçi gider ama Gassani hükümdarı Müslüman bir elçiyi öldürmüştür. Bunun üzerine de arkadaşlar Müslümanlar tam Gassani üzerine sefere çıkarken Gassaniler Bizans'tan yardım ister. Ve Bizans'la 629 yılında Mute neyi gerçekleşir? Savaşı gerçekleşir. Mute savaşında ise Müslümanlar başarı sağlayamamış. Aynı zamanda 630 yılında artık Peygamber Efendimiz doğduğu ve büyüdüğü şehir olan Mekke'yi fethedecek ve Mekke'de ilk yaptığı iş Kabe'ye girerek Kabe'den putları temizlemiş ve İslam dünyasına iki şeyi yasaklamıştır. Bunlardan birisi resim, diğeri ise heykel diyeceğiz. 630 yılında Huneyn seferini gerçekleşir ve 630 yılında ise Taif seferi Peygamber Efendimizin son seferidir ve hangi hacı gerçekleştirir? Veda hacını gerçekleştirerek İslam dünyasına ve dünyaya veda eder. Etmesiyle birlikte İslam dünyasında bir kargaşa ortaya çıkar. Nedir peki? Bir, dininden dönenler. iki zekatını vermeyenler. Aynı zamanda yalancı peygamberler ortaya çıkacak. Ve artık biz Müslümanlar içerisinde bir demokrasi dönemini göreceğiz. Yani biz buna cumhuriyet devri diyeceğiz. Dört halife dönemi. Dört halife dönemine neden cumhuriyet dönemi dersek eğer? Dördü de neyle başa gelmiştir? Seçimle gelecek. Seçimle başa gelen ilk kişi kimdir dersek Hazreti Ebu Bekir olacak. Hazreti Ebu Bekir Ridde savaşlarıyla yalancı peygamberleri ortadan ne yapıyor? Kaldıracak ve İslam dünyasındaki otoriteyi ne yapmıştır? Sağladı. Ama tek tek savaşlarda hafızlar ölmeye başlar. Ölmeye başlamasıyla birlikte Kur'an-ı Kerim yok olma durumu söz konusu olur. Bunun üzerine yok olmasını engelleyebilmek için Kur'an-ı Kerim ilk kez Hazreti Ebu Fikir döneminde kitap haline getirilmiştir. Sonrasında Suriye bölgesini ele geçirebilmek için Suriye'nin kapılarını açacağımız bir savaş gerçekleşir. Bizans'la bu savaşta nedir dersek Ejnadeyn neyi diyorsunuz? Savaşı diyeceğiz. Hazreti Ebu Bekir yaşı gereğince vefat eder ve seçimle başa Hazreti Ömer geçer. Ömer adaletinden bahsedeceğiz. Ve aynı zamanda İslam dünyasının sınırlarının gelişlemesiyle birlikte otoritede zayıflar ve bu zayıflamanın önüne geçebilmek için ilk kez devlet teşkilatlanmaları Ömer'de ortaya çıkacaktır. Peki Ömer neler yapmıştır? Sasanilerle yapılan Köprü Savaşı'nda yenilecek. Daha sonrasında Kasidiye, Celula, Nihavend savaşlarında Sasanileri ortadan kaldırmış, Irak ve İran toprakları fethedilmiştir. Bir de unutmuyorsun ilk kez Hazreti Ömer'le Müslümanlarla Türkler komşu haline ne yaptı? Geldi. Devlet teşkilatlanması gerçekleştirecek. Beytül mal kurulmuştur. Yani devlet neyi? Hazinesi oluşturulacak. Aynı zamanda divan örgütü oluşturuldu. İlk düzenli ordu kurulmuş. Aynı zamanda ilk askeri posta teşkilatı kurulacak ve ilk kez hicri takvim ne yapıldı? Hazırlatıldı ve aynı zamanda unutmuyorsunuz bir de şurayı ilave ekliyorum. İkta neyini oluşturacak sistemi? Neydi ikta sistemi? Topraksız köylüye toprak dağıtacağım. Bunun üzerine bunlar ekecek, biçecekler. Bunun karşılığında bana asker ne yapmışlardır? Yetiştirdiler. Diyeceğiz. Hazreti Ömer'in ölümünün sonrasında Hazreti Osman başa geçer. Ama İslam dünyasında ilk çatırdamalar ortaya çıkmıştır. Neden? Rivayete göre arkadaşlar Hazreti Osman'ın kendi soyundan gelen kişileri devlet kademelerine geçirdiği söylentisi. Bunun üzerine tabii ki Hazreti Osman döneminde fetihler devam etmiş. Müslümanlar tarafından ilk deniz savaşı yapılacak ve Kıbrıs ne yapıldı? Bizans'ın elinden alınmıştır. Kur'an-ı Kerim çoğaltılarak neylere gönderildi? Eyaletlere gönderildi ve Hazreti Osman bir köle tarafından şehit edildi. Ve artık İslam dünyasında iç çatışmaların ortaya çıkacağı dönem Hazreti Ali dönem. Hazreti Ali döneminde ilk kez Müslümanlar kendi aralarında savaş yaparlar. Peki biz buna ne vakası diyeceğiz? Camel vakası ya da deve olayı diye adlandıracağız. Hazreti Ayşe ile devesi etrafında arkadaşlar Müslümanlar birbirlerine girmişler ve sonrasında savaşı Hazreti Ali kazanmış. Ali'nin kazanmasıyla birlikte ilk kez İslam dünyasının başkenti olan Medine şehri Kufe şehrine ne yapmıştır? Taşınmış ve yine Hazreti Osman'ın arkadaşlar valisi olan Şam valisi Muaviye Hazreti Ali'nin halifeliğini kabul etmemiş. Bunun üzerine ise arkadaşlar Sıffin Savaşı yapılmış ve Sıffin Savaşı sonrasında hakem olayı ortaya çıkmıştır. Hakem alayı ile birlikte arkadaşlar İslam dünyası üç gruba ayrıldı. Hazreti Ali taraftarları, Muaviye taraftarları bir de her iki grubu tutmayan arkadaşlar kimler diyeceksiniz? Harici diye adlandırdığım grup. Bu hariciler arkadaşlar diyor ki bunlar İslam dünyasına zarar veriyor kardeşim. Hem Hazreti Ali'yi hem de Muaviye'yi ortadan ne yapalım kaldıralım diyecekler. Hazreti Ali arkadaşlar Kufe'de cuma namazında namaz kılarken bir harici tarafından şehit edilir camide. Muaviye ise arkadaşlar yine suikast düzenlenir, yaralı bir şekilde kurtulur ve sonrasında Muaviye neyini ilan eder? Halifeliğini ilan eder ve artık İslam dünyasındaki devletin adı değişir. Peki bu devletin adı ne olmuştur? Emeviler diyeceğiz. Emevilerde arkadaşlar biliyorsunuz ki Cumhuriyet dönemi diye adlandırdığım dört halife hepsi seçimle başa geliyordu. Ama Emeviler döneminde artık bu durum sona erdi. Çünkü Muaviye oğlu Yezidi arkadaşlar ne kabul etmiştir? Veliat kabul edecek. Yani aslında halifelik neye dönüştü? Saltanata dönüşecek. Bu dönemde Muaviye ilk kez arkadaşlar İstanbul'u feth fethetmek için kuşatma gerçekleştirir. Fakat başarılı Olamaz. Muaviye'den sonra başa geçecek oğlu Yezid ise arkadaşlar halifeliğini ilan etmiş. Fakat Hazreti Ali'nin oğlu Hazreti Hüseyin Yezid'in arkadaşlar halifeliğini kabul etmemiştir. Bunun üzerine arkadaşlar kabul etmemesiyle birlikte Kerbela diye adlandırdığım bölgede Müslümanlar kendi aralarında savaş yapmış ve Hazreti Hüseyin günlerce susuz bırakılmıştır. Ve böylece Kerbela olayıyla İslam dünyası kesin olarak iki mezhebe ayrıldı. Ben buna arkadaşlar Sunni ve Şii olarak ne yapacağım? Adlandıracağım. Daha sonrasında ise Emevi komutanı olan Tarık bin Ziyad komutasındaki ordu İspanya'yı fethedecek. İspanya'yı fethetmeleriyle birlikte arkadaşlar Arkadaşlar İspanya'da yeni bir devlet kuruluyor. Endülüs Emevi Devleti. Bu Savaşı ile Avrupa'da İslamiyet'in yayılamayacağı anlaşıldı. Fakat kimlerle yapıldı bu dersek? Franklarla ne yapılmıştır? Gerçekleştirmiştir. Aynı zamanda Emeviler döneminde çok kötü bir olay oluyor. Nedir dersek? Arap olmayanlara ne gözüyle bakılmıştır? Mevali yani köle gözüyle bakıldı. Bak unutma. Hocam bu mevali politikasını sana soru olarak sorabilir. Bu da tabii ki Emevilerin ırkçı politikaları devletin kısa sürede yıkılmasına sebep olacak. Yerine ise daha hoşgörülü bir devlet yapısına sahip olan Abbasi devleti kurulmuştur. İslam Rönesansı olarak bilinir çünkü birçok eser, birçok çalışma ne yapılmıştır? Arapçaya çevrilecek. Ümmetçi bir politika izlendi. Ümmetçi demek bütün Müslümanları tek çatı altında birleştirme politikasıdır. Türkler bu dönemde İslamiyet'e girmiştir. Hangi savaşla? Talas Savaşı ile girecekler ve birçok kademede görev almaya başlayacaklar. Abbasilerde en parlak dönem ise Harun Reşit zamanı yaşanmış ve Türklere ait Samarra ve Avasım adı verilen şehir neyleri kurulmuştur? bölgeleri kurulacak. Türkler genelde sınır bölgelerinde arkadaşlar avasım adı verilen şehirler kuruldu. Peki sebep nedir hocam derseniz sebebi de şudur değerli arkadaşlar. Türklerin savaşçı özelliklerinden dolayı diyeceğiz. Aynı zamanda arkadaşlar Mısır'da kurulan Türk devletlerimiz var. Tolunoğulları, Ihşidiler, Eyyubiler ve Memlükler diyeceksiniz. Tolunoğulları Mısır'da kurulan ilk Türk İslam devleti olarak bileceğiz. Tolunoğlu Ahmet zamanı kurulmuştur. Başkentler arkadaşlar Fustat yani neresidir dersek bugün Kahire olarak bilmekteyiz. En önemli eseri nedir dersek Tolunoğlu Ahmet Cami olarak bileceğiz. Geldim ıhşidilere. ya da diğer isminde arkadaşlar Akşid olarak bilinmekte. Akşid arkadaşlar beyaz güneş anlamına geliyor. Bu Akşidler için şunu söyleyeceksiniz. Kutsal topraklara sahip olan ilk Türk İslam neyidir? Devletidir diyoruz. Eyyubiler Selahaddin Eyyubi diyeceğiz. Kudüs ve çevresini arkadaşlar unutmuyorsunuz. Hıddin Savaşı ile birlikte Hristiyanların elinden ne yapmıştır? Aldı diyoruz. Memlükler ise bilmem gereken önemli noktalardan bir tanesi. Memlüklerde arkadaşlar saltanat sistemi farklı. Diyor ki her emir ne olabilir? Hükümdar olabilir diyecek. Bu da sürekli neye sebep oluyor? Taht kavgalarına Osmanlı ile yapılan Mercidabık ve ridaniye Savaşları sonrasında Memlük Devleti de ortadan ne yapmıştır? Kalktı diyeceğiz. Geldim şimdi bilim medeniyeti. İslam kültür havzaları. Endülüs'te arkadaşlar Kurtuba Medresesi, Gırnata Medresesi'ni göreceğiz. Önemli kişiler ise Endülüs'ü Zevhari, İbni Rüşt, İbni Haldun diyeceğiz. Bağdat havzasında ise Beytül Hikme ve Nizamiye Medreselerini alacaksınız. Alimler ise El Harizmi, Kindi, Fergani, El Belhi, El Harrani, Er Razi ve Bettani arkadaşlar önemli Havza'da, Bağdat Havzası'nda yer alan önemli bilim insandır. Horasan Havzası'nda ise Nişabur Medreseleri, Nişabur Bimaristanı, Semerkant Medresesi, Beh Medresesi, Ulu Bey Rasathanesi önemli bilim yuvaları. Peki önemli bilim adamları kim? Ömer Hayyam, İsvizari, Yusuf Hasacip, Farabi, İbn Sina ve İmam Gazali önemli kişiler olarak bilmekteyiz. Geldim Türklerin İslamiyet'i kabul etmesi ve Türk İslam devletlerini. Türkler 751 yılında bu dönemde Talas Savaşı Türkler için bir dönüm noktası oluyor. Abbasilerle Çinler arasında yapılan savaşta Abbasilerin yanında olan Türkler aslında İslamiyet'i Talas'la birlikte kabul etmeye başlayacaklar. 840 yılında ise Karahanlı neyi kurulacak? Devleti kurulacak. Karahanlı devleti eski Türk devlet geleneğine devam etmiş. Sadece İslamiyet'i din olarak kabul etmiştir. Ama tarih sayfaları 9 63 yılını gösterdiğinde Gazneli Devleti'nin kurulacak alt digin tarafından ve bu devlet artık İslam'ı bütün soluklarına kadar hissetmeye başlayacak. Gazneli Mahmut Hindistan'a İslamiyet yayabilmek için 17 defa sefer düzenlemiş ve Abbas Halifesi'ni baskı altından kurtardığı için ilk kez Abbas Halifesi Sultan ünvanını Mahmut'a ne yapmıştır? Vermiştir diyeceğiz. 1040 yılında ise Selçuklu ile Gazneli arasında yapılan Dandanakan Savaşı sonrasında Gazneli Devleti yıkılma sürecine girerken 1040 yılında ise büyük Selçuklu Devlet resmen kurulacak. Sultan Tuğrul Bey döneminde Pasinler Savaşı ile ilk kez Anadolu'nun neyleri aralanmıştır? Anahtarlar alınacak. Yani ilk kez keşifler yapıldı. Ve Bizans'ta yapılan ilk savaş olacak. Ve sonrasında 1071 yılında Sultan Alparslan döneminde Anadolu'nun kapıları Türklere açılıyor. Ve Türklere açılmasıyla birlikte Türkler hızlı bir şekilde bu bölgeyi ne yapmaya çalışacak? Fethetmeye çalışacak. Yani aslında beylikler kuruluyor. Saltuk, Artuk, Mengücek, Danışment gibi beylikler ne yapıldı? Kuruldu. 1077 yılında ise Türkiye Selçuklu Devleti kurulurken 1097 yılında Hazem Şahlar Devleti

kurulacak. 1157 yılında ise Büyük Selçuklu Devleti yıkılacak. Katvan Savaşı ile Moğollarla 1187 yılında ise Gazneli Devleti yıkılma sürecinden sonrasında yıkılmış. 1212 yılında Karahanlı Devleti yıkılacak. 1230 yılında ise arkadaşlar Harzemşah Devleti yıkılmıştır diyeceğiz. Şimdi unutmuyorsunuz Karahanlı Devleti için şunu söyleyeceğiz. İslamiyet Orta Asya'da kabul eden ilk Türk neyi diyeceksiniz? Devleti diyeceğiz. Aynı zamanda ilk kez burslu ne vermiştir? Eğitim verecek ve bu da Karahanlıların sosyal bir devlet yapısına sahip olduğunun göstergesidir. Gazneliler ise bugün Afganistan bölgesinde kuruldular. Başkentleri arkadaşlar Gazne şehridir. Yani ismini bölgenin adından ne yapmışlardır? Almışlardır. Kurucusu kimdir dersek Gazne'ni Mahmut değil. Ad Tigin diyeceksiniz. Ama en parlak dönem Gazne'ni Mahmut'ta yaşanıyor. Gazne'ni Mahmut 17 defa Hindistan'a sefer düzenlemiş ve bugün Hindistan'ın bir bölgesine Müslüman olmasını ne yapmıştır? Sağlamıştır diyeceğiz. Bununla yetinmemiş arkadaşlar. Gazne'ni Mahmut. Abbas halifesini baskıdan kurtarmış ve Abbas halifesi ilk kez Türk tarihinde bir Türkiye sultan vermiştir? Ünvanını verecek. Şimdi tabii ki İslamiyet'i geçmemizle birlikte de önemli eserler verecek. Kutat Kubilik, mutluluk veren bilgi. Türk İslam Edebiyatı'nın günümüze kadar ulaşan ilk eseri olma özelliğine sahiptir. Divan Lügatü Türk, Türk tarihinin ilk sözlü olup Türk dilinin abide şaheselerindendir. Atabetül Hakayık, gerçeklerin işi anlamına gelir. Kutat Kubilik'in devamı olarak kabul edilmiştir. Divan Hikmet ise Türk tasavvuf tarihinin ilk edebi nedir diyorsunuz? eser olarak bileceğiz. Tabii ki geldim şimdi Büyük Selçuklu Devleti'ne. Büyük Selçuklu Devleti bu dönemde Gaznelilerle Nesa, Serahs ve Dandanakan Savaşı'nı gerçekleştirir. Ve Dandanakan Savaşı ile birlikte devlet resmen kurulur. Devletin bilinen ilk kurucusu aslında Selçuk Bey de olsa asıl kurucusu Tuğrul Bey olarak ne yapılmakta bilinmekte. Tuğrul ve Çağrı Bey kardeşler arkadaşlar devleti yönettiği sırada bu süreçte neler yaptı dersek. ...ilk kez Anadolu'nun keşfilerini gerçekleştirecek Pasinler Savaşı ile birlikte. Pasinler Savaşı'nın sonrasında Abbas Salifesi baskı altında kalmış ve bu baskı altında kurtarabilmek için Tuğrul Bey Bağdat Seferi'ni düzenlemiş. Bağdat Seferi sonrasında Abbas Salifesi Tuğrul Bey'e hem Doğu'nun hem Batı'nın sultanı ünvanını verecek. Aslında ilk kez dinle devlet işleri bu dönemde ne yaptı? Ayrıldı. Sultan Alparslan'a geldiğimizde ise 1071 yılında Malazgirt Savaşı ile birlikte Anadolu'nun kapıları Türklere açılmış ve Anadolu'da ilk Türk beylikleri dönemi ortaya çıkmıştır. Büyük Selçuklu Devleti'nde en parlak dönem ise Sultan Melikşah döneminde yaşanırken Sultan Sencer ise Büyük Selçuklu Devleti'nin en son hükümdarıdır. Ya da diğer isminde Sultanı Azam adıyla bilinmekte. Moğollarla yapılan Katvan Savaşı sonrasında yıkılmış ve Selçuklu Devleti parça pünç olmuştur. Devletler ve atabeylikler kurulacak. Irak Selçukluları, Kirvan Selçukluları, Türkiye Selçukluları ve Suriye Selçukluları gibi Selçuklular kurulacak. Atabeylikler ise Şam Atabeyliği, Musul Halep Atabeyliği, Azerbaycan Atabeyliği ve Fas Atabeyliği gibi beylikler ne yapıldı? Kuruldu. Hadi şimdi konularımızı gördük. Şimdi gelelim arkadaşlar sınav hazırlığımızı. Şimdi unutmuyorsun arkadaşlar. Bu vereceğim noktalarda soru işareti de boşluk doldurmalarında yüzde yüz hocan soru soracak. Şimdi Müslümanlarla putperestler arasında yapılan ilk savaş nokta noktadır demiş. Unutmuyorsun arkadaşlar ne savaşı diyeceğiz? Bedir savaşı diyeceksiniz. İki İslam savaş hukuku ilk kez nokta nokta savaşıyla ortaya çıkmıştır. Peki hangi savaş diyorum yine? Bedir neyi diyeceksin? Savaşı. Çünkü ganimet, esirlere muamele gibi konular yer aldığı için. Beytül Hikme nokta nokta döneminde kurulmuştur. Beytül Hükme arkadaşlar kim diyorsunuz? Abbasi döneminde ne yapıldı? Kuruldu diyeceğiz. İslam Devleti'nin temelleri nokta nokta olaylıya atılmıştır dedi. Hangi olay diyorsunuz? Hicret olayı diyeceğiz. Yalancı peygamberlerle yapılan mücadele nokta nokta savaşlarıdır demiş. Hangi savaşlar diyeceğiz? Ritte neyleri diyorsunuz? Savaşları diyoruz. Mısır'da kurulan ilk Türk İslam Devleti nokta noktadır. Kim diyoruz değerli arkadaşlarım? Tolun oğulları olarak ne yapacaksınız? Bileceğiz. Türkler İslamiyet'i nokta nokta savaşıyla kabul etmişlerdir. Hangi savaşla? Talas savaşıyla kabul ediyorlar. Doğunu ve batının sultanı ünvanı nokta nokta almıştır. Kim alıyor arkadaşlar? Tuğrul Bey ne yaptı? aldı diyeceğiz. Ve hatta unutmuyorsun ilk kez din ve devlet işleri birbirinden ayrıldı diyeceğiz. Kutsal topraklara sahip olan ilk Türk devleti Ihşidiler arkadaşlar ya da diğer isminle Akşit olarak ne yapacağız bileceksiniz. Büyük Selçuk Devleti Moğollarla yaptığı nokta nokta savaşı sonrası yıkılma sürecine girmiştir. Hangi savaş diyorsun buna? Katvan neyi diyeceğiz? Savaşı diyorsunuz. 11. Tarihte bilinen ilk Türk Devleti nokta noktadır. Kimdir peki bu dersek? Asya ...bun neyi diyorsun? Devleti diyeceksin. 12. Türklerin en yeni ve en gelişmiş kültür merkezinin neresidir dersem de... ...tagar. Neyi diyorsun? Kültürü diyeceğiz. 13. Kutluk Kağan Türkleri derleyip topladığı için nokta nokta ünvanını almıştır. Hangi Kağan? İlteriş Kağan ünvanı ne yapıyor? Alıyor. 14. Göktengin inancını terk ederek manehizm dinini kabul eden ilk Türk devleti kimdir derse... Uygur devleti diyeceksin. Bir de unutma yerli şikayeti de geçen ilk Türk devleti de Uygurlardır. 15. İstanbul'u kuşatan ilk Türk devleti nokta noktadır. Kimdir dersek de eğer şunu söyleyeceksiniz. Değerli arkadaşım avarlar olarak ne yapacağım bileceğim. Ama Müslümanları sormuş olsaydı diyecektin ki Emeviler. Hazreti Muhammed'e peygamberlik 40 yaşında gelmiştir. Evet doğrudur. İki, Arabistan'da İslamiyet öncesi sadece putperestlik inancı vardır. Yanlış arkadaşlar. Hem Hristiyanlık ve Hazreti İbrahim'in on emrine inanan grupta var. Araplarda siyasi birlik yoktur. Evet doğru arkadaşlar. Yani genelde kabilecilik neyini görüyorsunuz? Anlayışını göreceğiz. Müslümanlarla Bizans arasında yapılan ilk savaş mute Savaşı'dır. Evet. İslam Rönesansı Abbasiler zamanında yaşanmıştır. Yine evet diyoruz. 6. Puatya Savaşı ile Avrupa'da İslamiyet'in yayılamayacağı anlaşıldı. Yine evet kimlerle yapılmıştı bu savaş? Franklarla yapılacaktı. 7. Yurt Açan Savaşı Malazgirt Savaşı'dır. Evet arkadaşlar Anadolu'nun kapıları diye adlandırdık. Sultan Alparslan döneminde Nizamiye medreseleri arkadaşlar açılmıştır. Evet kim tarafından? Vezir Nizamı Mülk tarafından ne yapıldı? açıldı. Selçuklularda en parlak dönem Melikşah zamanında yaşanmıştır. Evet. İmam Gazali diğer adı muallim Sanedir. İkinci öğretmen demiş. Hayır yanlıştır değerli arkadaşım. 11. Tanrı'nın kırbacı olarak bilinen Türk hükümdarı Metehan'dır. Yanlış diyoruz arkadaşlar. Tanrı'nın kırbacı olarak bileceğin kişi Atilla olarak bilinecek. 12. Türklerde yönetim anlayışı kut inancına bağlıdır. Evet çünkü diyorum ki hükümdarlığın Tanrı tarafından verilmesi inancı olarak kabul edilir. Bu da sürekli neye sebep olur? Taht kavgalarına sebep olacak. 13. Türklerde yerli çikayete geçen ilk Türk devleti Uygurlardır. Evet doğru kabul ettim. 14. Türk tarihinde ilk düzenli orduyu Metehan kurmuştur. Yine evet. Museviliği kabul eden ilk ve tek Türk devleti Avarlardır. Yanlış diyeceğim değerli arkadaşlar. Kimlerdir dersem de aklına Hazarlar. Ne yapsın? Gelsin. 16. İlk Türk topluluklarında millete budun adı verilir. Evet değerli arkadaşlar. Millete budun diyeceğiz. Oğuş dersem aile. Budun dersem arkadaşlar millet, il dersem devlet. Aklına ne yapsın? Gelsin. Şimdi aşağıdaki terimleri açıklayınız demiş. Arkadaşlar cihat nedir dersek din için yapılan nedir? Savaştır diyeceğiz. Hadari dersem arkadaşlar yerleşik yaşayan. Mevali dersem de köle. Yani Arap olmayan köle gözüyle ne yapılması? Bakılması. Semavi din dersem de arkadaşlar kutsal ne diyorsunuz? Din. Yani Allah tarafından ne yapılan? Gönderilen. Ensar arkadaşlar nedir dersem ev sahibi Muhacir dersem de arkadaşlar göç ne yapan eden diyeceksin. Şimdi geldim eşleştirmelerimize. Müslümanların ilk düzenli ordusu demiş. Müslümanların ilk düzenli ordusu arkadaşlar Hazreti Ömer döneminde kuruluyor. Yani bire neyi yerleştireceğiz? D'yi yerleştiriyoruz. Kemal vakası kim zamanında gerçekleşmiştir? Hazreti Ali döneminde gerçekleşecek. Buraya da A'yı yerleştirdim. Veda hutbesi peygamber efendimizin arkadaşlar bu dünyadan göç etmesi. Yani üçe de F'yi yerleştirdik. Yine arkadaşlar Beytül Hikme. Beytül Hikme bilgelik evi olarak biliniyor. Kim zamanında? Abbasiler zamanında. Yine buraya da dörde de B'yi yerleştirdik. Ebul Feti Bunda da kimi söyleyeceksiniz? Sultan Alparslan. Hindistan Fatih'i kimdir dersek de Gazneli Mahmut diyeceğiz. Divanı Lügatü Türk kimdir dersek Kaşgarlı Mahmut diyoruz. Mevali politikasını kimler uygulamıştı? Emeviler uyguluyordu. Yine Zatü Sevari yani ilk deniz savaşımız diye adlandırdığım savaş. Bu da kim zamanı da arkadaşlar? Hazreti Osman zamanı. Ona da pasinler dediğim zaman aklınıza kim gelecek? Tuğrul Bey gelsin. Buraya da ona da neyi yerleştirdim? I'yı yerleştiriyoruz. Kur'an-ı Kerim ilk kez kimin zamanında çoğaltılarak eyaletlere dağıtılmıştır? Arkadaşlar A Hazreti Ali, B Hazreti Ebu Bekir, C Hazreti Osman, D Hazreti Ömer, E Muaviye. Unutmuyorsunuz Kur'an-ı Kerim ilk kez Hazreti Osman zamanında çoğaltılmıştır. O yüzden de doğru cevabımıza C şıkkı diyeceğiz. Aşağıdakilerden hangisi ilk ve orta çağlarda Türk dünyasında sosyal düzen içerisinde yer alan kavram değildir? A Budun, B Aygucu, C Uruk, D Boy, E İl. Arkadaşlar unutmayın budun demek millet demek. Urug demek akraba demek. Boy demek boylar anlamına geliyor. İl demek devlet demek. Ama Aygucu arkadaşlar divanda daha doğrusu kurultayda yer alan görevli anlamında yer alacak. O yüzden de kim diyeceksiniz? Bursa diyeceğim. Türkler 50 yıl Çin esareti altında yaşamışlardır ve Kürşat İhtilali sonucu bağımsızlık mücadelesi verilerek Kutluk Kağan tarafından 2. Göktürk Devleti kurulmuş ve bağımsızlıkları kazanmışlardır. Kutluk Kağan'a Türkleri değerli topladığı için ünvan verilmiştir. Yukarıdaki bilgilere göre Kutluk Kağan'a aşağıdaki ünvanlardan hangisi verilmiştir? Unutmuyorsun değerli arkadaşım, İlteriş ünvanını verecektik. O yüzden hocan %100 bunu yazılıda ne yapabilir sana? Sorabilir. O yüzden de doğru cevabımızı ne diyeceğiz? İlteriş Kağan yani C şıkkı diyeceksiniz. Şimdi geldim. Unutma hocan burada yüzde yüz soru sorabilir. Orhun kitabelerinde yer alan bilgilerden hangileri Göktürklerin sosyal devlet anlayışının geliştiğini gösterir? Aç olanları doyuracaksın. Evet. Çıplak olanları giydireceksin. Evet. Çinlilerin entrikalarına aldanmayacaksın. Bu bir sosyal devlet yapısı değildir. O yüzden de doğru cevabımıza 1 ve 2 diyeceğiz. Yani C şıkkı diyorsunuz. Geldim. Aşağıdakilerden hangisi hükümdarlık sembolleri içerisinde yer almaz demiş. A. Ota. B. Tat. C. Nebet. D. Tu. E. Ok. Arkadaşlar şu saydığım dört tane unsur hükümdarlık sembolleri içerisinde yer alırken ok ise arkadaşlar hükümdara neyi bildirir diyorsunuz. Bağlılığı ne yapar? Bildirir. O yüzden de doğru cevabımızı E diyeceksiniz değerli arkadaşım. Geldim. İstanbul kimin döneminde ilk kez kuşatılmıştır? Derse A. Abbasiler B. Emeviler C. Endülüs Emevi D. Fatimiler 4 Halife dönemi Arkadaşlar ilk kez İstanbul Emeviler döneminde Muaviye zamanı ne yapıldı? Kuşatıldı diyoruz. Aşağıdakilerden hangisi İslam dünyasında ayrışmaya neden olan olay olmamıştır. A. Kerbela, B. Haşem olayı, C. Sıfın savaşı, D. Kemal olayı, E. Ejnadeyn savaşı. Bakın bu dört tane saydığımız arkadaşlar Müslümanların kendi aralarında yaşadığı olaylar. Ama Ejnadeyn savaşı Bizans'ta yapılmış ve Suriye'nin neyleri açılmaya başlanmıştır. Kapıları açılacak. O yüzden doğru cevabımızı E şıkkı diyeceğiz. Geldim. Mısır'da kurularak kutsal topraklara hakim olan ilk Türk devleti aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş. O yüzden de unutma %100 hocam buradan soru sorabilir. A. Memlükler, B. Eyyubiler, C. Tolunoğulları, D. Osmanlı, E. Ihşidiler. Mısır'a hakim olan ilk Türk devleti arkadaşlar Tolunoğulları'dır. O yüzden doğru cevabımızı C şıkkı diyeceğiz. Soru. Selahattin Eyyubi hangi savaş ile Kudüs'ü Haçların elinden almıştır? A. Hittin, B. Aynı C. Pasinler, D. Elbistan, E. Ridaniye. Arkadaşlar Selahattin Eyyubi Hittin savaşıyla Kudüs'ü ne yapmıştır? Hıraçların elinden aldı. O yüzden doğuracağımızı A şıkkı diyeceğiz. Gelin bir diğer sorumuza. Büyük Selçuklu Devleti Oğuzların hangi boyuna mensuptur? A kayı, B dodurga, C kınık, D avşar, E kızık boyu. Arkadaşlar unutmuyorsunuz Büyük Selçuklu boyu kınık boyuna nedir? Mensuptur. O yüzden de doğuracağımıza C şıkkı diyeceğiz. Aşağıdaki hükümdarlardan hangisi Bağdat seferine çıkarak Abbas Halifesini Büveyloğullarının baskısından kurtaran hükümdardır? A Çağrı Bey, B Tuğrul Bey, C Alparslan, D Melikşah, E Sultan Sencer. Aslında arkadaşlar Bağdat seferine çıkan kişi Tuğrul Bey. O yüzden de Abbas Halifesi ona diyor ki doğunun ve batının neyisin sen diyor. Hükümdarısın ünvanını ne yapmıştır vermiştir diyeceksiniz. Gelin bir diğer sorumuza. Aşağıdakilerden hangisi Yusuf Has Hacib'in eseridir? A. Kutat Kubilik. B. Divan-ı Lügat Türk. C. Atabetül Hakaiq, D. Divan-ı Hikmet. E. Siyasetname. Yusuf Has Hacib'in arkadaşlar eseri Kutat Kubilik olacak. O yüzden doğacağımızı A şıkkı diyeceğiz. Gelin bir diğer sorumuza. Dandanakan Savaşı ile kimler arasında yapılmıştır? Dandanakan Savaşı arkadaşlar Büyük Selçuklu Devleti ile Gazneler arasında gerçekleşecek. Onu da nerede görüyorum dersek D şıkkında göreceğim. Yani doğuracağımıza D şıkkı diyeceksiniz. Şimdi gelin bir diğer sorumuza. Türklerle Müslümanlar ilk kez hangi halife zamanında komşu olmuştur? A Hazreti Ömer, B Hazreti Ali, C Hazreti Osman, D Hazreti Ebu Bekir, E Muaviye. Unutmuyorsun ilk kez komşu olduğunu sorduğu için cevabımızı A şıkkı diyeceğiz. Ama ilk kez kimi zamanında savaş yaptı dersem de Hazreti Osman. İlk ne diyorsunuz? Savaş diyeceğiz buna. Geldim. Şimdi arkadaşlar sizin için bir ödüllü soru bırakıyorum. Cevapları yorum kısmına bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. İyi çalışmalar.